Dostlarım selam. Influencer'ınız İrem küçük bir avukat stajyeri oldu. Stajyer avukat oldu diyelim. Stajyer avukat da değil ya, yaz stajyeri. Stajyer avukat çünkü yasal stajyer oluyor bildiğim kadarıyla. Neyse, ben bugün staja başladım. Zaten videonun başlığından da anlamışsınızdır. Maslak'ta bir bürodun yaz stajyeriyim. Şu anda notere gidiyorum ve yani çok garip bile düşününce. Hani hangi ara sen büyüdün, hukuk fakültesine girdin, 3. sınıfa geçtin ve staj yapıyorsun. Bir kabullenemiyorum şu anda. Hani salak gibi hissederim. Aslında şu an böyle normalde çok huysuz olurum. İşte hava çok sıcak, şu an yürüyorum falan diye. Ama ilk kez... Bir saniye. Biraz utanıyorum çünkü bir sürü araba var karşımda. Neyse biraz utanırım normalde. Hani işte utanırım diyorum. Ve şey olurum. Uf, bu sıcaktır önemli. Ama bunu hani belki geçen sene staj yapsaydım veya bu stajı zorlama yapsaydım. İşte birinin baskısıyla yapsaydım. Keyif almazdım. Ama tamamen kendi tercihimle seçtiğim için bu stajı yapmayı keyfim bayağı yerinde. Bu akşam da Berfin'le buluşacağız. Onu da ofise benimkine yakın. Onunla da anlatırım size nasıl yaz stajı bulduk, staj nasıl ayarlanıyor bilmem. O kendi nasıl bulduğunu anlatır, ben kendimi nasıl bulduğumu anlatırım. Çünkü staj bulmak için bayağı büyük bir yol var. Ama babam sayesinde, şimdi sorarsınız belki, baban avukat, baban sayesinde buldum. Babam alakası yok, hatta o bana kızdı. Ben sana bulayım staj, sen niye kendin buluyorsun daha hani ne bileyim. Ben sana bulabilirim falan dedi. Dedim ki ben bunu kendim yapmak istiyorum. Biraz hala kızgın bana. Onun bulduğu, ondan yardım istemedim diye. Önde baban var. Niye imkanla yararlanmıyorsun diyor. Ama da yararlanacağım muhtemelen ömrüm boyunca. O yüzden bir yazda bir aylık stajımı da kendim bulayım dedim. Ve buldum yani, çok zor sanıyordum staj bulmak ama çok zor değilmiş. Ama tabii bunun için CV'nizin dolu olması da önemli. Neyse dostlarım, şu anda notere gelmek üzereyim. Ben akşam Berfin'le buluşunca size detaylı bayağı anlatırız staj nasıl olduğumuzu. Çekebilirsem arada çekmeye çalışırım ama noterde falan vlog çektireceklerini, kamera açacaklarını çok düşünmüyorum. Ama göreceğiz. Bu arada staj kombiniyle alakalı bayağı konuşacağım yazın. Çünkü staj kombini yapmak benim inanılmaz gelen konulardan biriydi. Nasıl giyeceğim, ne giyeceğim bilmem ne. Hepsini anlatacağım size. İlk şu işlerimi halledeyim ki daha böyle rahat rahat konuşabilelim. Hatta bir kahve keyfi yapabiliriz karşılıklı. Date yaparız sizinle bugün. Bir de bana çok güzel mesajlar atmışsınız stajla alakalı. Hepsini okuyorum. Çok teşekkür ederim. Notere geldim. Bye. Dostlarım bugün yanında çok uzak kaldım. Berfin var. Çok heyecanlı. Berfin artık yeni koç vloglarımda bolca göreceğiniz. Nereye bakacağımı bilmiyorum. Okey tamam. Berfin yeni koç vloglarımda bolca göreceğiniz bir yeni karakter yüklendi videolarım. Evet, yeni bir karakter yüklendi. Ama hatta direkt soru soruyorum. Berfin sen çok iyi bir yerde staj yapıyorsun. İlk staj yaptığın yeri böyle hafif anlatıp sen nasıl bulduğunu anlatır mısın bize? Okey tamam. Benim staj... geliyor mu acaba? Çok güzel. Biraz yakından konuşayım. Tamam. Benim staj yaptığım yer... Full service dediğimiz, işte cezadan vergiye, aile hukukundan işte böyle iş hukukuna kadar böyle bütün alanlarda servis sunan bir hukuk bürosu. İsmini vermeyeyim bence. Aynen. Ve şu anda yeni bir büro olmasına rağmen, yani 1,5 yıllık bir büro olmasına rağmen yaklaşık 39 tane falan sanırım, 40 tane normal avukat, 8-9 tane de ortak avukat çalışıyor. Bayağı. Partner dediğimiz. Aynen böyle 40-45 kişilik bir ekibi var. Yok çok bilmem neydi o. Ne? Şey girdilerim ya bir şey. Ha şey, legal 500, yani legal 500 diye bir liste yapılıyor her sene. Her şey o 500, Türkiye'nin içindeki 500 değil mi? Herhalde Türkiye'nin tamam. içindeki 500 ve işte böyle tier'ler var. Tier 1, tier 3. İşte mesela uyuşmazlık tier 3'te benim çalıştığım büro ödül almış sanırım. Yani sıralamada o alandan sıralamaya girmiş. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Böyle ben de hatta stajımı Legal 500'daki o listeden buldum. Benim staj tecrübelerim, yani staja başvurma sürecim şöyle gelişti aslında. Ben Ocak ayı gibi başladım staj yerlerine bayağı vermeye. Aynen yani, çünkü şöyle oldu. Benim istediğim bürolar bayağı böyle büyük bir büroda çalışmayı hayal ettiğim için her zaman. Ocak ayı gibi mülakatlarına falan işte CV toplamaya başlıyordu. Sonra benim tabii gönderdiğim yer koronadan dolayı işte staj alımı yapmayacağız falan dedi. Ben de biraz sırslandım.
ve böyle bir sürü yere CV'mi göndermeye başladım. Legal 500'dan, işte Best Go Beer listesinden bulduğum bürolara. Bunun sonucunda da yani 50 yere gönderdiysen bu arada ikinci sınıf olmamızın da sanırım bu noktada negatif aynen. bir etkisi var. 4 ya da 5 yer döndü. Ve bunlardan 2 tanesiyle yüz yüze mülakat yaptım. Bir tanesi de işte seneye başvur tatlım dedi. Sonuç olarak da şu anda çalıştığım yerde staja başladım. Benim staja başvurma sürecim ve kabul alma sürecim bu şekildeydi. Sen bayağı LinkedIn'den mail attın. LinkedIn'den değil, aynen. hayır. Direkt Legal 500'da işte sallıyorum. X bürosunun web sitesine girdim. Yaz stajı başvuruları vardı. Oraya CV'mi yükledim bu şekilde. Onlar zaten bazıları mesela öyle bir yer yoktu. Onlara işte mail attım. Bu şekilde nasıl desem başvurularımı ben yaptım. Bayağı kovaladım yani. Aynen çok kovaladım gerçekten yani. Ocak ayından itibaren Nisan'ın sonuna kadar sürekli olarak böyle buraya CV'mi gönderdim tek, şuraya CV'mi gönderdim tek, buradan red aldım üstünü çiz şeklinde bir çalışma yaptım. Ve sonuç olarak şu anda gerçekten memnun oldum. İyi ki çalışıyorum dediğim bir yerde çalışıyorum. Benim staja başvurma ve kabul alma sürecim bu şekildeydi. Ama mesela bence şey sıkıntı, ikinci sınıf olmamız çok evet, sıkıntı. Evet. Yani şöyle, yaz stajını falan bilmiyoruz ya şu aynen, anda. Ticaret bilmiyoruz, iş bilmiyoruz, eşya bilmiyoruz, vergi bilmiyoruz. Ceza da yani bizim okul ceza özel ve geneli aynı senede veriyor ama normalde ceza da bilmiyoruz yani. Yani bilmememiz gerekiyor aslında. Şimdi bunu göz önüne bulundurunca bürolar doğal olarak 3. sınıf istiyor ama bence 3. sınıf istemelerini pek takmamak gerekiyor. Ben şu an başvurduğum yere de bu cümleyi kurmuştum. Bence bir 3. sınıfın yapıp da yaz stajında 2. sınıfı yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama sadece öğretiyorlar sana her şeyi. Aynen yani çeviriyse çeviri, İngilizce ise İngilizce yaparsın. Makale yazma, araştırma, yargıtay kararı araştırma. Bunların 3. sınıf olmakla bence hiçbir alakası yok. Altyapı eksikliği var. Onu da zaten 3. sınıf olsanız bile açıp kitap okuyorsunuz yani bildiğiniz. Hani konuya çalışıyormuş, ders çalışıyormuş gibi çalışıyorsunuz. O yüzden bence 2. sınıf olsanız bile şansınızı deneyin ve başvurun. Darlayın. Aynen bence de. Ben anlatıyorum nasıl buldum stajı. Ben staj yapmak hiç istemiyordum aslında bu yaz. Ama sonra dedim ki abi boş boş oturmaya gerek yok dedim. Bir şeyler yapayım. Sonra ben de şeyden buldum. Google'a bir link yazdım. İstanbul Barosu staj ilanı. Gel böyle. Ve İstanbul Barosu'nun sitesine bir sürü staj ilanı koyan yani bir sayfa var. O sayfada hem öğrenciler ben staj arıyorum diye koyuyorlar hem de bürolar ben bir staj arıyoruz diye arıyorlar, yazıyorlar. Ben de oradaki tüm büroları attım CV'me. İlkinde böyle Haziran ayında atmaya başladım. Arkadaşlar yemeğim geldi. Şu an çok aç olmama rağmen bunu anlatacağım. Neyse ilk attığım yerler hep dediler ki Haziran ayında başla. Ben de Haziran ayında başlamak istemedim. Ağustos ayında başlamak istedim. Şöyle buyurun. Sonra Temmuz'da yine attım ve Temmuz'da attığım yerlerden biri. Şu an çalıştığım yer. Şimdi ismini vermeyeyim ben de. Zaten öyle çok büyük bir şirket falan hiç değil. Berfin'inki falan bayağı büyük de benimki öyle daha yeni kurulan 3 ortaklı bir büro. Dediler ki tam gel bizimle çalış. Bugün benim ilk günüm. Birazcık yoruldum bu arada yani. İsimleri söylemiyoruz ama yani İrem'in LinkedIn hesabını stalkladığımızı biliyorum. Oradan gitti göreceksiniz. Yani bu arada yorucu bir şey baya. Ben yorulacağımı düşünmüyordum da ayak işi yapıyoruz birazcık. Birazcık mı? Bunu bilincinde farkında olarak başvurdum ben. Yani o yüzden ayak işi yapılıyor yani stajlarda ki ama. Bence zaten. Okey yani. Çünkü öğreniyoruz bir şeyleri. Bu hukuk bilgisiyle bize sizin de şunu yapın demelerini ben de beklemiyordum zaten. Ben bunu kabullenerek girmiştim. Sen bugün ilk kez notere gittin ve... Wow, yani öğreniyorum ben işte. Ben Perşembe günü kan kalabiyesine gittim. Manyak bir tecrübeydi. Ama hemen şu detayı vermek istiyorum. Çok duyulur sesin ya. Koç kızı olduğum için özel şoförle gittim. Elimde Starbucks vardı. Ben metroyum. Ben koç kızı olamadım. Kapıyorum şimdi bunu. Yemeğimizi yiyelim bir çünkü ben açtıktan artık elim ayağım tutuyor. Açacağım gerisi. Dostlar videoyu Berfin'de kapayacaktım da kapamayı unuttum ve Berfin'e daldım. Gerçekten Allah'ın sevdiği kulayım Volkan da bu süreçte Beşiktaş'taydı. Sen dedim ki sen neden yemin olur çünkü. O kadar yoruldum ki üzerimden tır geçti yani ki çok bir şey yapmadım ama demek ilk gün havanın sıcak olması erken kalkmak ne bileyim çok fazla metroya binmek bugün beni birazcık yordu. O yüzden şu anda arabayla eve gidiyor olmak inanılmaz keyifli sağ olun. Bana yazacak. Diyecek ki Volkan artık yeni video yapalım. Sen de video yapalım gerçekten.
okumayan da çıkılmaz. Ya ay öyle şey demiyorum. Hayır. Öyle şey demedim. Öyle şey demedim. Çocuk aslında komplekse girdiler. Girmişler yani Berfin altına göre. Hayır, biraz ben... da öyle dedin yani. Biraz öyle mi demedim Volkan ya? Mesela aşkım açıklama. Böyle keser zaten. Kesin. Sen böyle dediğin kısmı olarak kesmiyorum. Kesme diyemiyorum zaten. Kesmeyeceğim. Benim öyle bir şeyim yok yani. Ama akademik başarıyı da önemserim yani karşında. Kapıyorum dosyamı size. Yoksa Volkan boşanmaya devam edecek. Kapıyorum. Stajla alakalı bir sorularınız varsa da yazın aşağıya bir yere Instagram'dan bana ver. Volkan olmakla alakalı sorularınız varsa da bana yazın. La havle la havle la havle. Mesela yazarsınız. Aynen Volkan'la alakalı sorunuz varsa Volkan'ın da Instagram'ını şuraya koydum. Onu yazarsınız. Size kocamın öpüyorum. Görüşürüz.